Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 26 Şubat 3 Mart haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, güneş burcunuzda ilerliyor. Bu hafta doğan tüm balık burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Evet, güneşle birlikte Merkür, Satürn, Neptün burcunuzda ve özellikle güneş, Merkür, Satürn'ün birlikte kavuşuma geçeceği önemli bir hafta. Ee, tabii ki az rastlanır bir gezegen pozisyonu bu. Ee, sizin için de çok önemli etkiler getirebilir. 28 Şubat ve özellikle 29 Şubat'ta Güneş, e, Merkür, Satürn birleşecek ki 29 Şubat'ı da zaten çok ender görüyoruz. O yüzden bu hafta doğan özellikle 29 Şubat'lı balıklarımızı tekrar kutluyorum. Ee, bu arada tabii ki Güneş'in, Merkür'ün, Satürn'ün birleşmesi... Zihninizi biraz kendinize odaklayabilir. Düşüncelerinizin çok odaklandığı ve biraz zaman zaman Satürn etkisiyle daha karamsar, daha yorucu olduğu bir süreçtesiniz. Önemli farkındalıkların ortaya çıktığı bir dönem. Sizin için olgunlaşma, büyüme dönemi aslında. Yaşamanızda bazı sorumluluklar artıyor. Ancak bununla birlikte önemli şeyler öğrendiğiniz bir dönemdesiniz zaman zaman karamsar düşünceler enerjinizi biraz geri çekebilir ama mümkün olduğu kadar da uzun vadeli planlarınıza daha kalıcı amaçlarınıza odaklandığınız bunun için planlar programlar yaptığınız bir dönemdesiniz bu bir ilişki olabilir iş ve kariyeriniz geleceğinizle ilgili bir konu olabilir genel itibariyle bu hafta yapacağınız alacağınız bilgiler de böyle uzun vadeli sizin için önemli bilgiler olacak düşüncelerinizde vereceğiniz kararlarda çok uzun vadeli, kalıcı kararlar olabilir. Bazı önemli anlaşmalar, sözleşmeler de yapabilirsiniz. Çünkü Merkür Satürn bir imza atmayı, bir karar vermeyi, böyle bir yapılandırma içerisinde olmayı da teşvik ediyor. Ama haftanın genelinde İçe ee, içe yönelmek, tefekkür etmek, iç sesinizi dinlemek için fırsatlar yaratın. Zaman zaman biraz yalnız kalmak, dinlenmek çok faydalı olabilir sizin için. Sezgileriniz de çok güçleniyor. Özellikle perşembe öğle saatlerinden itibaren ayın da akrep burcuna geçişi sezgisel enerjinizi daha da arttıracak. Bu bir tefekkür için, biraz maneviyata yönelmek için bir fırsat. Kararsız kaldığınız noktalar varsa önemli rehberlikler alabilirsiniz. İç sesiniz güçlenen sezgileriniz de size yol gösterebilir. Venüsün ve Marsın da hafta genelinde kova burcunda olması biraz inziva için size fırsat yaratıyor aslında. Özellikle hafta sonuna doğru bunun için yani kısa bir tatil olabilir. Birazdan ortamlardan uzaklaşabilirsiniz ya da yalnız kalabileceğiniz bu evse evde de olabilir. Yani kendinize bir zaman ayırabilirsiniz. Yaratıcılığınızın çok yükselmesi. Empati gücünüzün yükselmesi sizin için bu haftanın çok verimli, çok çözüm odaklı olmasını da sağlayabilir. Kendinizle de ilgilenmek için önemli bir hafta. Sağlıkla ilgili bir sorununuz varsa mesela hani böyle bir şifa çalışması ya da işte bir diyete başlamanız, hayatınızdaki zararlı alışkanlıkları geride bırakmanız, bir tedavi, bir terapi, bir şifa arayışınız varsa bu hafta bunlarla da ilgili doğru ve uzman kişilere ulaşmanız, önemli kararlar vermeniz mümkün olabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.